Deyi bu, de. Tamam ama öyle kızmak yok. Bağırıp çağırmak yok Necdet. 100 numara Suzan'da kalıyor bizimki. E niye gelmedi? Delikanlı oğlum, delikanlı. Hava atıyor kendince. Neyse artık derdi neyse. Çözdüm ben onu, çözdüm. Allah'ım, çözdüm. Ulan İbo var ya, beni kime sattığını bir bilsen var ya, bendeki kadere sen küsersin, yemin ediyorum. Allahsız Osman. Karı kız değil mi? Bırak bırak. Düşündükçe beynime kan sıçrıyor, yemin ederim. Ama var ya, onun ifadesini alacağım ben. Zorla alayım getireyim lan. Bırak, kalsın. O mangır bir suyunu çeksin, burnu bir sürtsün, bu kapıdan hop abi diye girsin. Ondan sonra göreceğim ben onu. Marita'ya gazoz ısmarlayamayacak. Nasıl olacak oğlum o iş? Abi. İbo. Necdet. Aciliyetle birini ortadan kaldırman gerek. Nerededir abi? Adliyede sahte kimlikle dolaşan bir zat var. Salih İpek. Sen söylemiştin. Bravo. Şahane hafıza. Ta kendisi. Derhal abi. Ben şimdi adliyeye gidiyorum. Adamın çıkış saatlerini sana bildiririm. Hoş zaten mesai bitiminde kendisi tüyer. Çıkınca indirirsin. Zira adamın adresi kaydı kuydu yok. Yakalayınca sıkacaksın. Sen nasıl uygun görürsen abi. Amma ve lakin. Bir istirhamım olacak Sayın Savcı. Geveze öldü. Yeditepe gazinosu ortada. Verdir bana gazinoyu. Ben de Salih İpek'in sülalesini indireyim. Gazino dediğin nedir ki Necdet? Senin itin olsun. Hele sen şu Salih'in işini bir bitir. Gazino senin. Önce gazino. Anlamadım. Önce gazino. Bu son nezarethane olayı bana ders oldu abi. Bu geveze Ahmet'in katiline ne oldu? İşiniz bittikten sonra fişi çekmek adetiniz olduğu için. Sen kimi tehdit edip yolmaya kalkıyorsun? Ha? Ayağının acısını ne çabuk unuttun? Unutmadım abi. Onların sızısı bana bunları söyletiyor. Şimdi bizim işimizin sizin işiniz gibi forsu da yok. Biz kelle koltukta salla baş. E dönüp bakıyorum etrafıma benim neyim var diye. Bu dükkan var. O da emanet. Dalyan bugün yok. Yarın var. Öyle değil mi abi? Ben canıma kanıma kardeşime bir yuva bile verememişim. Sen bana o gazinoyu verdir abi. Ne istiyorsan yapayım. Aa yok. Bende adam çok. Sana mı kaldım dersen, o da senin takdirin abicim. Yatağından mı kalktın Necdet?
Yeni yatmıştım abi. Buranın elden geçmesi gerek. Böyle elegan bir yer olmalı. Bu haliyle iş yapması zor. Maksadın ne abi? Beni caydırmak mı istiyorsun? Aşk olsun Necdet. Sana fikir vermeye geldim oğlum. Yeni ekmek teknen için. Ciddi misin abi? Benim şaka yaptığım görünmüş müdür Necdet? Abi, şimdi burası benim mi? Bundan böyle rakıya para vermem bilesin ha. Anında bu masa benimdir. İstediğin rakı olsun abi. Sadece rakı değil benim istediğim Necdet. Babanın hatırına mı bunlar? Akşam vakti Salih Ağa adliyeden çıkıyor. Yatsıya indirirsin. Yoksa buranın sefasını zor sürersin. Oğlum kimmiş bu? Hayalet mi bu? Neye benziyor? Adresi madresi de mi yok? Hiçbir bilgi yok. Adamı sokağın ortasında adliyede indirmek riskli. Orada çalışan bir amcayı gördüm ben. Onunla sohbet ettik biraz. Fenerli bir amca var. Tam bir Fenerli. Muhtar gibi herif. Adliyedekilerin hepsinin tek tek seceresini çıkardı. Bir Salih'i tanımıyor lan. Ne diyor? Çok baba yiğitmiş, efendiymiş, usluymuş falanmış filanmış ne diyor? Ben tek kurşunla devrilen ne baba yiğitler gördüm biliyor musun İbo? Benim abi. Salih yeni geldi. İzahat verirken işittim. Biraz sonra çıkacakmış. Sen neredesin? Çok yakınım abi. En geç yarım saate çıkar. Ben işin üstündeyim, sen merak etme. Oldu bil. Ben eve geçeceğim. Ara, haber ver. Memleketimdin benim Salih. Öyle mi? Ne güzel. Bugün biri daha sordu Salih'e. Çıkmayacak herhalde. Ben bir tutturayım arkada. Mesai bitti mi kardeşim? Bitmedi ama bu saatten sonra işlem de olmaz. Sen sabahtan gel. Ben de sana bakıyordum. İşte hemşerim Salih gidiyor. Eyvallah abi. Baksana bir.